Muhterem izleyenler, dersimiz Yüce İslam tarihinden keşif notlarıyla devam ederken konumuz Amir bin Sudan'ın Kurayza oğullarını öğütlemesiyle dersimiz başlamaktadır. Beyhaki'nin rivayetine göre Nadir oğulları Medine-i Münevvere'den sürülüp çıkarıldıktan sonra Amir bin Sude-i Kurazi onların yurtlarına gitti. Oralarda bir müddet gezip dolaştı. Nadir oğulları evlerinin birer harabe haline geldiklerini görünce düşünceye daldı. Sonra oradan ayrılıp Kurayza oğullarının yanına döndü. Onları mabetlerinde buldu. Davet borusu öttürülünce Kurayza oğulları orada toplandılar. Zebin bir bata ona "Ey Ebu Said, sen şimdiye kadar nerelerdeydin? Hiç ayrılmazdın diye sordu. Gerçekten Amir bin Suda mabetten hiç ayrılmaz, Yahudilik ibadetiyle meşgul olur dururdu. Amir bin Suda Zebir bin Bata'ya, bugün ben hepinize ibret ve ders olacak bir ibret gördüm. İzzet, cesaret, üstün şeref, üstün akıl sahibi olan kardeşlerimizin yurtlarını boşaltarak mallarını, mülklerini başkalarına bırakarak zilletle çıkıp gittikten sonra gördüm. Tevrat'a andolsun ki Yüce Allah o kavme hiçbir zaman böyle bir musibet vermemişti. Bundan önce Eşref'in oğlu evinde emin bir halde yatarken öldürüldü ki kendisi onların izzet ve şeref sahibi adamı idi. İbni Süneyne öldürüldü ki onların seyyidi ve lideri idi. Kaynuka oğulları öldürüldüler. Yurtlarından sürüldüler ki onlar Yahudilerin cetleri ve atalarıydılar. Halbuki onlar silah, mal bakımından hazırlıklı, cesaretli kişiler idiler. Birden kuşatıldılar. Yerlerini, yurtlarını bırakarak Yesrib'den sürülüp çıkarıldıkları efendim kendilerine söylenildi. Yani çıkarılacakları kendilerine söylenildi. Ey kavim, siz görmediğiniz şeyleri gördünüz. Beni dinleyiniz, geliniz. Muhammed'e tabi olalım, Müslüman olalım. Vallahi siz de biliyorsunuzdur ki, o geleceği ve dini bize müjdelenen peygamberdir. Muhammed hak bir peygamberdir. Bunu biz Tevrat'ta gördük. Tevrat'ın haber verdiği peygamberdir. Yahudilerin en bilginleri olan İbni Heyyaban Ebu Ümeyr ile İbni Hiraş bize gelmişler. O peygamberin hemen gelmek üzere bulunduğunu haber vermişler ve kendisine tabi olmamızı da
bize emir ve tavsiye etmişlerdi. Onlar Beytül Makdis Kudüs'ten gelmişler, kendilerinden o peygambere selamlarını söylememizi de bize emretmişlerdi. Sonra onlar o peygamberin dini üzere öldüler ve şu kara taşlığımıza da gömüldüler dedi. Orada bulunan Yahudi topluluğu hep sustular, durdular. İçlerinden hiçbir konuşan olmadı. İşte doğruyu gerçeği kabul etmeyen bir millet bu Yahudi milleti. Kendi içlerinde doğruyu gerçeği bilenler, bakın bunlara hayırlı öğütler veriyorlar ama dinlemiyorlar. Amir bin Suda biraz sonra bu sözünü tekrarladı ve ona benzer bazı sözler daha söyledi. Kurayza oğulları Yahudilerini de harple esirlik ve yurtlarından sürülüp çıkarılmak gibi musibetlerle korkuttu. Gerçekleri söyledi. Zebir bin Bata Tevrat'a andu içerim ki ben de o peygamberin sıfatını Musa peygambere inmiş olan ve efendim babam Bata tarafından istinsah edilmiş bulunan Tevrat kitabında okumuşumdur dedi. Bakın bu da haklı erenlerden, doğruyu söyleyenlerden. Kâb bin Esed Zebir bin Bata'ya ey Abdurrahman'ın babası seni o peygambere tabi olmaktan alıkoyan nedir diye sordu. Zebir bin Bata sensin ey Kâb dedi. Kâb sen ne için böyle söylüyorsun? Tevrat'a andolsun ki ben seninle o peygamberin arasına hiçbir zaman girmedim. Efendim gerilmedim dedi. Zebir bin Bata evet sen de bizim ant ve akde yetkili adamımızsın. Eğer sen o peygambere tabi olursan biz de ona tabi oluruz. Sen o peygambere tabi olmaktan kaçınırsan biz de kaçınırız dedi. Amir bin Suda Kâb bin Esed'e dönüp bu hususta Zebir bin Bata ile aralarında konuşulan şeyleri ona da andı ulaştırdı. En sonunda o peygamberin işi hakkında benim söylediğinden başka söyleyecek sözüm yok. Gönlüm ona tabi ve Müslüman olmayı özler dedi. Evet işlerinde tek tük Müslüman olanlar var Yahudi alimlerinden ama çoğunluk azılı İslam düşmanlığında haset ve çekememezlikte ısrar ediyorlar. İbni Heyyeba'nın Kurayza oğullarına nasihat ve vasiyeti. Bakın bunlara nasihat edenler var, doğruyu söyleyenler var ama tutmuyorlar, doğruyu kabul etmiyorlar. Asım bin Ömer bin Katade'ye Kurayza oğulları Yahudilerinden ihtiyar bir adam Kurayza oğullarının kardeşi Hedi oğullarından Salive bin Saye ve Esid bin Saye ile Esed bin Ubeyd'in niçin Müslüman olduklarını biliyor musun diye sorar. Asım bin Ömer de hayır vallahi bilmiyorum der.
İhtiyar Yahudi İslamiyet'ten birkaç yıl önce Şam Yahudilerinden İbni Heyyeban diye anılan bir zat yanımıza gelip yerleşmişti. Vallahi gayrimüslimler arasında ondan daha üstün bir kimse görmemişimdir. Kendisi yanımızda oturdu. Yağmurumuz yağmadığı zaman ona ey İbni Heyyeban gel bizim için yağmur duasına çık derdik. O da hayır vallahi siz mallarınızın sadakalarını, zekatlarını vermedikçe yağmur duasına çıkmam derdi. Ona ne kadar sadaka vereceğiz diye sorardık. O da hurmadan bir sa yahut arpadan iki müt derdi. Bu sadakaları ayırıp verince bizimle birlikte kara taşlığımızın yukarısına yağmur duasına çıkar bize Allah'tan yağmur dilerdi. Vallahi çok geçmeden bulut gelir ve bizi sulardı. O bunu bir kere, iki kere, üç kere değil, birçok kereler yaptı. En sonunda o yanımızda bulunduğu sırada ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca bize ey Yahudi cemaati, ben Şam gibi yiyecekleri, içecekleri bol bir yerden çıkıp bu darlıklar, yoksulluklar, açlıklar yurduna ne için geldiğimi bilir misiniz diye sordu. Ona sen daha iyi bilirsin dedik. Ben gelme zamanı çok yaklaşan peygamberi gözleyeyim diye bu şehre Medine'ye geldim. Bu şehir onun hicret yurdudur. Ben onun Allah tarafından bir an önce gönderilip kendisine tabi olmamı ne kadar arzu ederdim. Ben o peygamberi bekliyorum. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorum. Onun için geldim Medine'ye. Dedi bu Yahudi. Onun zuhuru zamanı size çok yaklaşmış, gölgesi üzerinize düşmüştür. Ey Yahudi cemaati, ona inanmak ve tabi olmakta sakın sizi hiçbir kimse geçmesin, derhal o peygambere iman edip Müslüman olun. O kendisine karşı koyanların kanlarını dökmek, çoluk çocuk ve kadınlarını esir etmek yetkisiyle de gönderilecek. Sizler de bu akibede düşmekten kendinizi koruyamayacak ve ondan kurtulamayacaksınız dedi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Allah tarafından gönderildiği ve Kurayza oğullarını yurtlarında kuşattığı zaman da şu yukarıda isimleri anılan zatlar ki o zaman pek gençtiler. Ey Kurayza oğulları, vallahi bu zat İbni Heyyeban'ın size bahsetmiş olduğu ve kendisine uymamızı efendim tavsiye eylediği peygamberdir dediler. Kurayza oğulları ise bu İbni Heyyeban'ın geleceğini haber vermiş olduğu peygamber değildir dediler. Görüyorsunuz nasıl sapıttılar, nasıl çarpıttılar gerçekleri. Bir millet başına belayı satın almak istediği zaman gerçeği kabul etmez. Allah'ın gazabına, hışmına çarpılır. Onlar evet vallahi belli sıfatlarıyla beklenen peygamber muhakkak budur dediler. Müslüman oldular, kanlarını, mallarını,
çoluk ve çocuklarını kurtardılar. Siz de Müslüman olun da kurtulun dedi bu zatı muhterem. Ama onu da dinlemediler. Mucizeleri görüyorlar, dinlemiyorlar. Allah'tan ayetler geliyor, inanmıyorlar. Peygamber karşılarında en büyük peygamber. Onlara hakkı hakikati tebliğ ediyor, inanmıyorlar. İnanmadıkları gibi bir de peygamberi öldürmeye kalkıyorlar. İşte Yahudinin içinde tek tük akıllı uslu, hayırlı öğüt verenler olduğu gibi çoğunluk azılı peygamber düşmanı, İslam, Müslüman ve Allah düşmanlığında devam ediyorlar. Ey insanoğlu, ibret alın, ders alın ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin. Tarih niçin tekerrür ediyor işte bundan? Gerçekleri kabul etmeyen topluluklar başına belaları tekrar tekrar satın alıyorlar. Evet sevgili dostlarımız, şimdi dersimiz tarihsel sırasına göre İçki ve içki ne zaman ve nasıl haram kılındı? Şimdi tarihsel sırasında oraya da geldik. İçkinin haram kılındığı tarihle ilgili. İçki hicretin 4. yılında Nadir oğulları Yahudilerinin yurtlarından sürülüp çıkarıldıkları sıralarda Kur'an-ı Kerim'le haram kılınan haram kılınıp yasaklandı. İçkinin nelerden yapıldığı konusunda da o zaman içki umumiyetle üzümden, hurmadan, buğdaydan, arpadan ve baldan yapılırdı. Yemen'de darıdan da yaparlardı. Medinelilerin içkisi. Medineliler en çok büsür denilen hurma koruğu ile temir denilen kuru hurmadan yapıp fadih adını taktıkları içkiyi içerlerdi. Medine'de üzüm içkisi az bulunurdu. Evet, Medine içkisinin adı fadih'tir. Hurmadan yapılır. Yemenlilerin içkisi, baldan yaptıkları biti ile arpa ve darıdan yaptıkları mizir idi. Biti ve mizir Yemenlilerin içkisi. Birisi baldan yapıyorlar, diğerini de arpa ve darıdan yapıyorlardı. Habeşlilerin içkisi darıdan yaptıkları ve gubeyra, sükerke dedikleri içkiyi içerlerdi. Habeşlilerinki de darıdan bir içkiydi. Adına da gubeyra derlerdi. Sükerke dedikleri içki bu içkidir. İçkinin 3 safhada haram kılındığı konusunda da Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre radıyallahu anhü verda mecmain, İçki 3 safhada haram kılındı. Birinci safha Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiği zaman
Müslümanlar içki içer, kumardan elde ettikleri paraları da yerlerdi. Resulullah'tan bunların hükmünü sordular. Efendim der, Ebu Hüreyre diyor. Hazreti Ömer bin Hattab, Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua etmişti. Ara sıra da böyle dua ederdi. Bunun üzerine Bakara suresindeki sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki onlarda hem büyük günah hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. Bakara suresinin 219. ayeti kerimesi inzal edildi. Hazreti Ömer çağrılıp inen ayet ona okundu. Halk bu ayete göre içki ve kumar bize haram kılınmış değildir. Ancak bunlarda büyük günah olmakla beraber halkın menfaati de bulunduğu bildirilmiştir. Bu gelen ayette bir ruhsat ve müsaade var de gibidir. Kumarın kazancını yiyelim, içkiyi de içelim. Bunlardan dolayı da Allah'tan mağfiret dileyelim. Ya Resulallah, bırak da Yüce Allah'ın buyurduğu gibi bundan faydalanalım dediler. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimiz onlara cevap vermeyip sustu. Müslümanlardan bir kısmı zararından dolayı içkiyi bıraktılar. Müslümanlardan bir kısmı da faydasından dolayı içmeye devam ettiler. Hatta muhacirlerden veya ensardan bir zat akşam namazını kıldırırken yanlış ve ters mana çıkacak derecede Kur'an'ı karıştırdı. Yanlış okudu. Şimdi birinci safa böyleyken ikinci safa Hazreti Ömer, Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye tekrar dua etti. Bunun üzerine Nisa suresindeki ey iman edenler, siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolcu olmanız müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayınız buyuran Nisa suresinin 43. ayeti kerimesi inzal edildi. Hazreti Ömer çağrılıp inen ayet ona okundu. Müslümanlar ya Resulallah, bu namaz vakti yaklaşınca içmeyiz dediler. Resulullah yine onlara cevap vermeyip sustu. Müslümanlardan içki içenler azaldı. Müslümanlardan bir kısmı ise yine içmeye devam ettiler. Namaz kılınacağı zaman Resulullah'ın münadisi hiçbir sarhoş namaza yaklaşmasın diyerek seslenirdi. Buna rağmen Müslümanlardan birisi akşamleyin içki içip namaza geldi. Evet, bundan sonra üçüncü safa başladı. Hazreti Ömer, Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diyerek tekrar dua etti. Bunun üzerine Maide suresindeki ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları
şeytanın murdar kötü bir işinden başka bir şey değildir. Bunun için onlardan kaçınınız ki korktuklarınızdan kurtulup umduklarınıza erebilesiniz. Şeytan-ı lain içki ve kumar da ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan sizi alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresinin 90-91. mealli ayeti kerimeler inzal edildi. Hazreti Ömer çağrılıp ona bu ayetler de okundu. Ayetteki artık vazgeçtiniz değil mi sorusuna gelince Hazreti Ömer, vazgeçtik ya Rab, ya Rabbi vazgeçtik dedi. Yalnız Hazreti Ömer değil, istisnasız bütün Müslümanlar da artık içkiden, kumardan vazgeçtik, Rabbimiz dediler. İşte burada kesin artık içkinin, kumarın ve diğerlerinin haram olanların kesin haram olduğuna ait ayet geldi. Peygamberimiz zaten susmasındaki gizli sır Allah'tan gelecek ayetleri bekliyordu. Yahudilerin Müslümanları üzüntüye düşürmeleri konusunda da içkiyi haram kılan ayetler inince Yahudiler içki içip dururlarken, bakın fitne fesat yaymaya çalışıyorlar Yahudiler ve münafıklar. Şimdi Yahudiler diyor ki içki içip dururlarken, efendim ölmüş olanlar sizin kardeşleriniz değiller miydi diyerek Müslümanların zihinlerini karıştırmak, huzurlarını kaçırmak istediler. Müslümanlar da ya Resulallah, bizden bunları içki içer, kumar parası yiyip dururken Allah yolunda öldürüldüler yahut düşeceklerinde efendim öldüler, döşeklerinde öldüler. Allah ise içkiyi, kumarı şeytanın işlerinden birer murdar, kötülük olarak tavsif ve bildirdi, öyle isim verdi. Hal böyle olunca o öldürülen ve ölenlerin hali ne olacak? Bir takım kimseler savaşlarda öldürüldüler ki yasaklanan içki onların karınlarında bulunuyordu dediler. Kur'an-ı Kerim'in şüphe ve üzüntüleri gidermesiyle ilgili ayetler geldi. Yüce Allah Müslümanları düşürüldükleri şüphe ve üzüntülerden kurtarmak için indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu Cenab-ı Hak. İman edip de güzel amellerde bulunanlar bundan sonra haram olan şeylerden de sakındıkları, imanlarında sebat ve iyi amellere devam ettikleri sonra haram bulup kılınan şeylerden sakınmış, haram olduklarına inandıkları ve yine sakınmakta devamla iyi amellerle uğraştıkları takdirde haram ki efendim kılınmazdan önce onların tatmış olduklarında kendilerine hiçbir mesuliyet yoktur.
Allah iyi hareket eden, güzel amel işleyenleri sever. Böyle buyuran Maide suresinin 93. ayeti kerimesi geldi. Bir şey haram kılınmadan önce kişi ondan sorguya çekilmez. Haram kılındıktan sonra sen o haram işlersen hesaba çekilirsin. İçki ne zaman haram kılındı, ondan sonra artık içki içenler o haramdan sorumludur. İçki haram kılınmadan önce, ki içki içenler için onlara mağfiret vardır. Çünkü onlar içki haram kılınmadan önce Müslümanlıklarını yapıyorlardı. İçki haram kılınmadan önce içki içerek ölenler o içkiden sorumlu değillerdir. Diğer haramlar da öyle. Allah'ın emirleri hepsi bir günde farz kılınmadı ki. Bunlar tedrici olarak Cenab-ı Hak kullarını iç dünyasını ve dış dünyasını içinde bulundukları şartları bildiği için kullarını ne yaptı? Onlara tedrici olarak emirlerini bir bildirdi ve dini İslam'ı tamamladı. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimizin bu husustaki bir açıklaması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer onlara da bunlar haram kılınmış olsaydı, sizin bıraktığınız gibi onlar da bunları derhal bırakırlardı buyurdu. Bak ne güzel cevap verildi hem Kur'an'la hem Peygamberimiz tarafından. Efendim içki yasağının ilan edilmesi konusunda da içkiyi haram kılan ayetler nazil olunca Peygamberimiz emretti. Münadi haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diyerek Medine sokaklarında seslendi. İçkilerin dökülmeleri konusunda da dökülen içkiler Medine sokaklarında sel gibi aktı. Enes bin Malik der ki, bizim vaktiyle şu fadih dediğimiz içkiden başka içkimiz yoktu. Evimizde Ebu Talha ile Eshab'dan filan filan kişilere fadih sunduğum sırada birisi geldi ve size haber erişmedi mi dedi. Hayır dedik. İçki haram kılındı dedi. Bunun üzerine Ebu Talha bana, ey Enes haydi dök şu içki destilerini diye emretti. Mecliste bulunanlar bu adamın verdiği haberden sonra artık ne içki içmeye döndüler ne de bu hususta bir soruşturma yaptılar. Derhal içkilerden vazgeçtiler. Resulullah'ın münadisi seslenince de bu Resulullah'ın münadisidir dedik diyor. Münadi, haberiniz olsun ki içki haram kılındı diye seslendiği zaman içkileri döktük, destileri kırdık. Bazımız abdest aldı, bazımız gusledip yıkandı. Ümmü Süleym'in kokusundan sürünüp mescide gittik. O sırada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Maide Suresi'nin inen 91. ayetlerini okuyordu. Birisi ya Resulallah, içki içenlerden
bir kimse öldü, onun hakkında ne buyurursun diye sordu. Ona da daha önce zaten Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz cevap vermişti. Efendim, onların zamanında da içki haram kılınsaydı, onlar da derhal terk ederlerdi diye onlara Peygamberimiz zaten cevabını vermişti. İçki, Peygamberimizin içki tulumlarını boşalttırması konusunda da sevgili dostlarımız, efendim, Abdullah bin Ömer der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte mescitte bulunuyordum. Resulullah o sırada dizlerini dikmiş, elleri dizlerinin altından bağlanmış olduğu halde oturuyordu. Sonra kimin yanında şu içkiden bir şey varsa onu bana haber versin, getirsin buyurdu. Oradaki cemaat yanlarındaki içkileri getirmeye başladılar. Getirilenlerden biri, benim yanında büyük bir kırba içki var. Başka biri, benim yanında büyük bir kırba içki var. Daha başka birisi de benim yanında bir tuluk yahut Allah'ın olmasını dilediği kadar içki var diyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam onları Baki'de şöyle şöyle bir araya toplayınız, sonra bana haber veriniz buyurdu. Öyle yaptılar. Bir araya getirdikten sonra Resulullah haber verdiler. Resulullah kalktı yürüdü. Ben de onunla birlikte kalktım. Sağ tarafında yürüdüm. Kendisi bana dayanıyordu. Ebu Bekir arkamızdan gelip bize kavuşunca ben Resulullah'ın yanından geriledim. Soluna geçtim. Ebu Bekir benim yerimi aldı. Sonra Ömer bin Hattab gelip bize kavuştu. Ben yine geriledim. Efendim, Resulullah'ın sol yanına o geçti. Resulullah ikisi arasında içkilerin bulunduğu yere kadar yürüyüp durdu. Orada bulunan topluma, cemaata içkiyi göstererek bunu biliyor musunuz diye sordu. Evet ya Resulallah, içkidir bu dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam doğru söylediniz buyurdu. Sonra da muhakkak ki Allah içkiye, onu sızdırana, onu sızdırdığı yere, onu efendim, onu içene, içirene, taşıyana, taşınana, satana, satın alana, onun bedelini, kazancını yiyene, onun bedelini, kazancını yiyene lanet etmiştir buyurdu. Görüyorsunuz, içkiye böyle bir yasak geldi 3. safhada. Sonra bir bıçak getirdi, bileyiniz onu buyurdu, öyle yaptılar. Bıçağı eline alıp içki tulumlarını yardı, yırttı, kesti, attı. Başka rivayete göre İbni Ömer der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam benden bir mütye istedi. Ben o zamana kadar bunun büyük ve yassı bıçağın adı olduğunu efendim bilmiyordum. Resulullah bana emrettiği içki tulumlarını bıçakla yarıp yırttım. Toplum, oradaki toplum bu tulumlarda bir menfaat vardı dediler.
Resulullah evet ama ben bunu ancak Yüce Allah'ın buna olan gazabından dolayı yaptım buyurdu. İçkinin haram kılınmasının sebep ve hikmeti efendim ile ilgili emirler. İçki şeytan işi olduğu, şeytan onunla müminler arasına düşmanlık ve kin sokmak, Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak imkanını bulduğu, aklı karıştırdığı için haram kılınmıştır. Sarhoşluk veren ve namazdan alıkoyan her içkinin haram olduğu. Ebu Musa der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam beni ve Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdi. Ben ya Resulallah, bizim Yemen topraklarında yapılan bir içki vardır ki, arpadan olur ve ona mızır adı verilir. Başka bir içki daha var ki o da baldan yapılır ve ona da biti adı verilir dedim ve bunların hükmünü sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam, sarhoşluk veren ve namazdan alıkoyan her içki haramdır buyurdu. Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam sarhoşluk ve uyuşukluk veren her içkiden Müslümanları nehyetmiştir dedi. Abdullah bin Ömer de Peygamberimizin her sarhoş edici şey içkidir ve her sarhoş edici içki de haramdır dedi. Kim dünyada devamlı olarak içki içer ve tevbe etmeden ölürse, ahirette o kimse ahiret içkisi içemez buyurduğunu bildirir. Hatta burada bu hadis-i tevil edilmiştir. Cennet ona haramdır diyen hadis-i şerif vardır. İçkiye tövbe etmeden ölürse bir insan, cennet ona haramdır diyen de rivayet vardır. Bu hadis-i şerifi tevil ederek sadece cennet içkisi içemez diye tevil edilmiş. Her kötülüğün başı ve kaynağı içkidir buyurdu Peygamberimiz. İnşallah dersimiz buraya kadar geldi. Bundan sonra da içkinin her kötülüğün anası olduğuyla ilgili dersimiz, bir sonraki dersimiz buradan devam edecektir inşallahü teala. Bütün günah ve haramlardan tövbe istiğfar edip bir daha yapmayan kullarından eylesin Cenab-ı Hak. Ey insanlık alemi, günahsız insan olmaz. Canı gönülden tövbe edin. Allah'ın emirlerine sıkı sarılın. Peygamberine sıkıca tabi olun. Bir olun, beraber olun. Ey dünya Müslümanları, bir bütün olun. Allah'ın emrinde peygambere tabi olarak birleşin. Birlikte hareket edin. Dünyanızda, ukbanızda güzel olur. İşte o zaman hem Müslümanlar kurtulur, hem de insanlık alemi kurtulur. Bizden söylemesi, ötesi size kalmıştır.